Babam vitesini unutmuştur değil mi anne? Bence unutmuştur. O zaman çok sürpriz olacak. Evet ama acele etmemiz lazım baba her an. Aa, kızım baba daha gelmedi. Ama anne çok güzel kokuyor, ne yapayım? İyi olmuş mu bari? Hı hı. Hadi sen git yazını yaz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Orada yazıyor zaten her şey. Bir de sizden dinleyelim. Adem Şahin, Harp Akademisi mezunuyum. Uzun yıllar özel kuvvetlerde görev yaptım. Evliyim, bir çocuğum var. Başka ne bilmek istersiniz? Niye bu işi istiyorsunuz? Çünkü işe ihtiyacım var. Herkes gibi. Bana nasıl söylesem... bu iş için biraz fazla geliyorsunuz. Fazla? Fazla nitelikli yani. Eğitiminiz, referanslarınız, geçmişiniz... aradığımız vasıfların çok üstünde. Peki bunun... yani yanlış anlamayın, bu aralar sık sık duyuyorum da bunu. Ne gibi bir zararı var anlamadım. Korkarım ki kısa sürede sıkılıp yahut yeni başka bir iş bulup... bizi bırakırsınız. Sizi bırakırım. Peki, siz öyle diyorsanız öyledir. Adem geliyor musun? Yok anı yok, girmeyeceğim. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Eyvallah. Görüşürüz. İyi bak kendine. Eyvallah. Kapattım tamam ama ne oldu ki, ben hiçbir şey anlamadım. Dur ayakkabımı çıkarayım anne kızım. Tamam çıkar. Tamam bunları da koyalım mı kızım? Koy. Koydum. Sen bana güvenebilirsin, dur, gel. Tamam ne bu heyecan. Korkma gel. Açma kapalı tut, açma. Tamam. Açayım mı, ne yapayım? Üç. İki. Bir. Doğum günü kutlu olsun. Bugün benim doğum günümdü değil mi? Ya. Yoksa kızımız mı hatırladı annesi? Evet. Ne yazdın sen bakayım bana? Ver bakayım bunu çevireyim, çevireyim. Neyse. Nice yıllara babacığım. Seni çok seviyoruz. Dünyanın en iyi babası. Gel buraya kızım, gel buraya. Oh, dünyanın en güzel kızı sensin, en güzel hediyesi sensin. Kaldır bakayım dediği kaldır. Oh, gel buraya minik sincap. Kızım benim. Hadi galiba. Bakalım şimdi dilek tutalım ve üfleyelim. Birlikte üfleyelim mi? Hepimiz aynı dileği mi dileyeceğiz? Sen bizim yerimizi dile, olur mu? İster misin? Hadi. Bir, iki, üç. Güzel güzel yaşları gelsin. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun canım. İyi ki doğdun aşkım. İyi ki benim oldun. Kadehimi benim için dünyanın en güzel kadını, hayatımın aşkı, biricik karım Yasemin için kaldırıyorum. İyi ki doğdun Yasemin, kutlu olsun. Gökçe'cim bu ne hal? Silah zoruyla geldin sanki, gülümse biraz canım. Aynen öyle. Silah zoruyla babamın zoru aynı şey değil mi zaten? Kuzenin ne kadar despot biri olduğundan haberin yok herhalde. Gökçe'cim, Timur gibi centilmen bir adama da despot dedin ya. Nasıl kızdırdıysa artık seni. Çok uğraşması gerekmiyor açıkçası. Siz ne fısıldaşıyorsunuz aranızda öyle? Dün de doğum günüm ama Timur'un yoğunluğundan dolayı bugün aldı kutlamayı. Bugün yapalım dedim, dün apar topar olmasın diye. Daha iyi oldu değil mi böyle? Çok güzel oldu, teşekkür ederim. Beni tanıyanlar bilir. Sürprizleri pek sevmem. O yüzden kutlamanın yapılacağı mekandan
hediye konusuna kadar her şeyi ilk önce Yasemin'e danıştım. O da sağ olsun, bir melek olduğu için hediyeleri harcayacağımız parayı kurucusu olduğu Yeni Hayat Vakfı'na harcamamızı istedi. Bizler de öyle yaptık. Değil mi? Çok cömertsiniz. Çok teşekkür ederim hepinize. Ama ben dayanamadım. Yine de sana hediye aldım. Öbür türlüsüne gönlüm el vermedi. Timur. Senin istediğini de yaptım. Kendi istediğimi de. Açmayacak mısın? Yeni araba. Hiç gerek yoktu. Ben gerek gördüm ki aldım. Çocuklar kapıya getirdiler. Bakmak ister misin? Tabii ki bakmak isterim. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan. Gerçi ben kullanmayacağım ama Fatih sevinir. Zırhlı. Kurşun geçirmez canını. Neden böyle bir şeye gerek duydun anlamadım. Aa. Ne ismi var Yasemin'cim? Babam sevgili karısını korumak istiyor işte. Korumak mı? Kimden? Annemi koruyamadı düşmanlarından. Bir gün olsun hatırlatma şunu bana. Olmaz mı? Ben hatırlatmasam unutabileceksin yani. Öyle mi? Okey. Timur doğruyu söyle. Bir şey mi oldu? Evde konuşalım. Hadi. Asma suratını. Doğum günün senin bugün. İyiyim ben, merak etme. Gerçekten. Gerçekten bak. Görüşmen nasıl geçti diye soracağım ama. Sorma işte. Peki. Ya hep aynı terhane. Yok ben bu iş için fazla iyiymişim. Bir ay sonra sıkılıp bırakacakmışım. Yerimi başkasını almak zorunda kalacakmış vesaire vesaire. Gerçekten sıkıldım artık. Biliyorum canım, biliyorum sıkıldım. Ama her şey çok güzel olacak. Olacak. Olacak, merak etme. Bak kızımıza babası yanında diye nasıl mutlu. Değmez mi onun gülüşüne? Onun gülüşü için dünyayı yakarım biliyorsun. Biliyorum. Bunların hepsi geçecek, söz veriyorum sana. Harika bir iş bulacaksın. Hatta o iş gelecek seni bulacak, hissediyorum bak. Yemin ederim. Baba! Baba! Ne oldu kızım? Baba sen değil misin? Ancak bu kez... Olayın kahramanı sayesinde... Adem ne ara oldu bu? Niye anlatmıyorsun? Yavrum önemli bir şey olsa söylerdim tabii. Ay Ketun'un da bu kadarı yani. Artık asker değilsin ki her gün bir hayat kurtarasın. Hayır senin bir ailen var. Dikkat et kendine lütfen. Seni çizeceğim baba. Hem de süper kahraman çizeceğim. Yavrum kahraman falan değilim ben. Sıradan bir insanım. Ay, çok sıradansın. Gerçekten çok sıradansın. Kim çekmiş ki bunu? Bir kadının hayatını kurtardı. Aylar önce boşandığı karısının evine bıçakla giden SM'nin şüpheli hareketlerini fark eden Adem Şahin, mahallesine kadar zanlıyı takip etti. Çevre sakinlerinin çektiği görüntülere yansıyan olayda Adem Şahin... Yine rahat duramamışsın be yüzbaşı Adem. Ali İhsan abi, bu da böyle işte. Birilerini kurtarmadan duramıyor. Nereden tanıyorsun ki? Abi, bu benim çok eski arkadaşım. Biz Kuleli'de de, Harbiye'de de hep beraberdik. Ben tabii çok dayanamadım ama Adem aldı başını yürüdü. İşte sonra özel kuvvetlere katılınca çok görüşemez olduk. İşte ayda yılda bir bu taraflara ne zaman gelirse. Eski özel harekatçı dedi sanki değil mi? Ha, öyle ya. Birkaç ay oldu emekliye ayrıldı. Bu yaşta? Mecburen abi. Son görevinde komutanı kurtarmak için delik deşik olmuş. Ölümden döndü ya adam resmen. E tabii sonra sahaya çıkamazsın dediler buna. Bu da yıkıldı. E masa başı işlere hiç gelemez. Abi. Abi Timur Beyler geliyor. Hadi eyvallah. Kumandayı bırak, kumandayı. Kalk gidiyoruz hadi eyvallah.
Yeni Hayat yeni bölümüyle 10 Eylül Perşembe akşamı Kanal D'de.